Merhaba. Satışta çok hızlı olmanı istemiyoruz. Neden? Şimdi hani böyle ekmek fırının önünde sıra vardır hemen. Ekmek para verirsin falan filan ya. Yani öyle bir şey yapıyorsa ondan değil tabii ki söz ettiğimiz şey. Normal satış görüşmesinde satış kapamının gerektiği bir ortamdan söz ediyoruz. Yani öyle bir perakende ortamından söz etmiyoruz. Şimdi hata nerede olur biliyor musunuz? Çok basit şeylerde olur. Karmaşık görüşmelerde kolay kolay hata çıkmaz. Sattığın ürün ve hizmette bir karmaşıklık varsa hata çıkmaz. Kolay şeyde hata çıkar. Aynı üründen ya neler yaşadım. Kuruma satmışsın 3-4 kez aynı ürünü. Aynısından değil mi? Evet. Başka bir şey istiyormuşum. O başka bir şey istediğini söylüyor. Ben aynı üründen bahsediyorum. Hızlı olmayacaksın. Ben size bir mail atıyorum. Onay verirseniz işlemi alırız. Bu verdiğim örnekte ben parayı da aldım müşteriden. Tesadüfen son anda gönderdim. Bu öyle olacak değil mi diye. Yani göndermeyip ürünü de gönderebilirdim. Sonra ayıkla pirincin taşını. Soğukkanlı olun. Teyit alın. Şimdi müşteri aradı. Tamam fiyat bu mu? Tamam biz alıyoruz. Aa ne güzel. Tamam. Ben hesap numarasını gönderip tamam fiyatı gönderirim falan. Bir telefonla da vazgeçtik diyebilir. Neden vazgeçtin diye sorarsın. Neden aldın ki onu sordun mu önce müşteriye? Müşteri satışın gereklerini yerine getirdin mi? Sen satışın gereklerini yerine getirdin mi? Anlaştınız mı? Teyit aldın mı? Onay aldın mı? Bakın, grafik çalışmalarında bir şey vardır. Onaya atarsın, müşteri inceler. Onayladım der. Onayladım dedikten sonra aynısını basarsan ve aynısında hata varsa sen sorumluluk almazsın. Ama onayladığından farklı bir şey basarsan sen sorumluluk alırsın. Onay bu yüzden gereklidir. Ve bu grafik çalışmalarında size enteresan bir şey söyleyeyim mi? En az kelime, en az harf, en az telefon numarası ne kadar azsa bu grafik çalışmasına onlar da hata çıkar. Broşürler yaparsın, onlar da hata çıkmaz. Üç tane kelimenin yazdığı şeyde hata çıkar. Çünkü bakmaz herkese. Ha, tamam. Yani mesela sen bir kelime hatası yapmışsındır. Müşteri gönderirsin. Müşteri sürekli şeye bakar. Arka fona. Aa tamam istediğim gibi renk bir. Ya ne yazdım? Telefon numarası. Aa o bizim eskiydi. Baskıdan önce aradıysa ne mutlu aramadıysa geçmiş olsun. Yani satışta hızlı olmaktan kaçın. Hız istiyoruz. Hemen para gelsin. Hemen bitirelim. Hemen olsun. Tamam da garanti olsun. Garanti olsun. Ya İşi bitirdin mi? Tam anlamıyla işi bitirdin mi? İşi bitirmediysen pürüz çıkar. Emin ol birkaç dakika daha konuş. Onay iste. Bu tarihte gönderiyoruz değil mi de? Mesela bazen bu satışa kargo bedelini siz söylememiştiniz. Ya kargo bedeli zaten siz ödüyorsunuz. Aa öyle olur mu? Gerekirse bir şablon hazırla onu müşteriye gönder. Onu onaylasın. Ben okumadım. O senin sorunun. Ama ben göndermediysem müşteri bunu kullanır. Satışa çok hızlı olmaya gerek yok. Soğukkanlı, kontrollü. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.